akşamlar herkese. Yine bir dağınık bir ben ve kesinlikle %1 milyon plansız açılan bir vlog. Akşam saatleri saat 9'a geliyor sanırım. A101'e uğradım bugün. Başka hiç dışarı çıkmadım. Evin aşağısında tramvayın oralarda çok büyük. Gerçekten bayağı büyük bir A101 açıldı. Böyle aşırı da kalabalık oluyor ilk zamanlar diye sanırım. Umarım artık bu kadar kalabalık olmaz. Çünkü gerçekten çok kalabalık. Ama hani aklınıza gelebilecek her şey var. Normal bir mağaza gibi. Kocaman bir market. Geçenlerde yine bir alışveriş yaptım. Kozmetiklerle alakalı. Onları kısaca hemen bir göstererek dedim bir açılış yapayım. Bugün böyle yat kalk uyan derken yatakta dağıldı. Sabahtan yapmıştım halbuki. Böyle canım da bugün halka tatlısı istemişti. Ondan söyledim. Afiyetle yedim bir tanesini. Çok güzel, seviyorum. Eskiden bu kadar sevmiyordum. Sonradan sevmeye başladım. Neyse. Hadi bakalım göstereyim şimdi. Öncelikle bir Yivroşe'ye uğradım. Şöyle bir saç yağı aldım. Bu arada bu cam şişe, yani cam olması ekstra zaten bir gönlümü fethetti. Bunun içeriğinde onarıcı ve koruyucu saç bakım yağı olarak geçiyor. Organik jojoba yağı. Saçlara derinlemesine, beslerken dış etkenlere karşı korur. Saçlara zaten ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz. 100 milimlik bir ambalajı var. Ve kokusunu keşke size buradan hani gönderebilsem, o kadar güzel kokuyor. Böyle bir saç bakım yağı aldım. Sonra şunu hediye verdiler. Yine Yves Rocher'in göz makyaj çıkarmak için suyu. İçeride Nagihan'ın sesleri geliyor olabilir. Bu kaç milim? 50 galiba. Yok, bu da 100 milim. Küçük duruyor ama. 100 milimmiş. Bir de Yivroşe'den yine ne aldım? Şöyle bir duş jeli aldım. 200 milimlik ama gerçekten çok yoğun köpürüyor. Hani 200 milim deyip geçmeyin. Bayağı uzun süre gidiyor. Zeytin, turunçgil. Çok da güzel kokuyor. Tam bir Ege, yaz Ege kokusu gibi. Muhteşem kokuyor. Daha önce de kullandığım bir ürün olduğu için bunu da aldım. Bu bedavaya gelmiş oldu yanlış hatırlamıyorsam. Neyse, Watsons'tan da şöyle renkli göz kalemleri aldım. Bu haki yeşili gibi çok güzel duruyor. Bu parlak değil. Bir de şöyle tam yazlık değil mi? Bakar mısınız rengine? Tam bir yaz kalemi gibi. Çok güzel oluyor yazın böyle renkli kalemler. Kasadan da şunu gördüm. Emotion'ın natural yeşilimsi bir şey. 48 saat koruma diyordu. Bunu aldım. İnternetten de sipariş verdiğim bir kapatıcı vardı. Bu aralar yine kozmetiğe sardım, farkında mısınız? Hani kıyafet falan bıraktım. Yine kozmetiğe sardım. Bunu daha önce göstermiştim galiba. Turmeric, L'Oreal'in. Hangi renk aldım? 3N krem bej olanını aldım. Yapısını filan çok beğeniyordum zaten. Kapatıcılık gayet iyi eğer merak edenler olursa. 6,8 ml bu arada. Yani bir süre idare edebilecek bir kıvamda. Evet, en son aldıklarımda böyleydi. Buraları bir geçenlerde bir toparladım. Toparlayabildiğim kadar. Yani aslında ben de böyle durmasını çok sevmiyorum. Gerçekten tozlanıyor ve silerken her hafta bir sinirlenmiyor değilim ama seviyorum da böyle gözükmesini ve nereye koyacağımı da bilemiyorum. O yüzden böyle duruyor. Diğer duş yerini göstermişken şunu da göstermeden geçemeyeceğim. Gerçekten çünkü çok beğendim. Daycare markasının bu şeyde satılıyor. File marketlerde satılıyor. Bayağı büyük, 750 milimli, 27-28 lira gibi bir şey. Ve yani bakar mısınız çok büyük ve duş yerleri gerçekten çok pahalı. Kokusu da şahane. Avokadolu olanı tekrar tekrar alırım. Hele bizde Anıl yani tam bir duş jeli yiyicisi. Ben arada hani sabunla falan da köpürterek yıkanmayı seviyorum. Ama o özellikle duş jeli kullanarak
Yıkanıyor, çok seviyor duş jelini. Yani su gibi bitiriyor diyebilirim. Uygun bir duş jeli arayışındaysanız bu avokadolu bakabilirsiniz filelerde. Eğer ki şehrinizde varsa bence 10 numara. Dedim ya bugün biraz böyle şeydim. Sanki üşütecek, hasta olacakmış gibi hissettim ve hala uykum var gibi. Uykumu alamıyormuşum gibi yani. Anıl bana bir tane soğuk algınlığı ilacı verdi. Ondan bana geçti sanırım bu arada. Böyle aşırı uyku yaptı o hap. 600 milimlik. Bana ağır gelmiş olabilir gerçekten. Siz denemeyin. Bilmediğiniz ilaçları içmeyin. Hani ben onun tavsiyesiyle içtim ama bir tık ağır geldi. Ama etkisi öyle böyle değil. Yani bütün o kırıklığımı falan, ağrımı, her şeyimi aldı sanki. Bir hafif sırtım ağrıyor gibiydi. Bir de burnum böyle akacağım havalarındaydı. Çok iyi geldi. Neyse ilaç ismi falan vermeyeceğim burada oturup size tabii ki de. Çünkü dediğim gibi benim bünyeye bir tık ağır gelmiş olabilir. Bir de bugün yürüyüşe gitmek istiyordum her gün olduğu gibi ama dediğim gibi bir markete gidip geldim. Onları da hemen bir göstereyim. Sonra bugün kapatacağım. Ne diyecektim? Ay, şu an konuşurken bile uykum var o kadar. Umarım sizin de uykunuzu geçirmemişimdir şu an. Her neyse. Babam da içeride maç izliyor. Fener'le Kayseri'nin maçı var sanırım. Şu an durumlar bu şekilde. Bu arada yine saçlarım boyatasım var arkadaşlar. Uçları baya baya sarı. Yani dağıttığımda daha iyi gözüküyor. Ve çok da güzel uzadılar aslında. Ama şöyle dibe en yakın sarı yapmak istiyorum. Yani sarı ombre yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Ama burada gidersem Hüseyin Alkan var. Ya oraya gideceğim ya da San Kuaför var. Samsun'da da açıldı. Ya oraya gideceğim. Yani ikisinin arasında kararsızım. Tam emin olamıyorum. Ama ya yaza yakın düşünüyorum. Aslında Mayıs gibi yaptırsam daha iyi olur gibi. Bu sefer de denizden filan akabilir. Kararsız kaldım. Yaz sonu mu yaptırsam acaba? Bilmiyorum. Ondan sonra karar veririm artık. Şöyle bakar mısınız? Ay o kadar tatlı ki. Tam böyle bunu görünce aklıma magnolia yapmak geldi. Bunlardan aldım. Bundan 4 tane aldım. Şu an burası o kadar dolu ki görmeyin. Çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti. Hepsi Paşa Bahçe'nin. Kapakları da böyle. 4 tane 300 milimlikten aldım. 2 tane de böyle 500 milimlik olandan aldım. Ne bileyim yoğurt mayalarım diye düşündüm. Magnolia yaparım diye düşündüm. Çünkü çok şık duruyor. Onun haricinde bir de şöyle el rondomuz bizim bozulmuştu. Küçüğü vardı. Bu sefer bir tık büyüğünü aldım. Şöyle göstermek gerekirse bir tık büyüğü. Anıl hani bir şey yaparken de böyle soğanı falan ellemeyi sevmediği zamanlar oluyor. Yani sevmiyor. Güzel tık 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 hem domates, soğan, biber her şeyi böyle üç bıçaklı. Şöyle bayağı iyi. İki tane de soda aldım geldim. Hem de yürümüş oldum. Neyse sonra artık görüşürüz. Ertesi günden selam arkadaşlar. Bugün günlerden pazar pardon dün cumartesiydi. Egemin oynatmaya gittik Yeşilyurt AVM'de oyun oynadı. Sonra da baktık tabelalarda. Samsun'da Rossmann açılmış çok şükür. Fileden sonra Azıcık en çok sevindiğim bu olabilirdi. Evet Azor bir saat falan oynadı. Hemen yine kısaca ne aldığımı göstereyim. Şu İsana'nın bu küre şeklinde bir göz kremi var. Şöyle dışı. Bundan aldım. Bayağıdır zaten görüyordum. Ve bir tane kalmıştı şansıma. Belki çekmecelerde vardı bilmiyorum ama. Şöyle cam silme ıslak mendilinden aldım. Bu da bittikçe alıyordum önceden de zaten. Bir de şu bebenin genelde böyle Almanya'da yurt dışında falan satılan kreminden aldım. Bebe Baby hassas bakım cilt kremi ama ben kullanacağım. Bebekler için ama ben de kullanabilirim bence Egemen'le beraber diye düşündüm. Sonra Penti'ye uğradık. Penti'den de bir şeyler aldım işte. Egemen'e çorap falan da aldım. Kendime de bir şeyler aldım. Böyle şimdi yavaştan eve gidiyoruz. Nefes nefese kaldım. Saat de kaça geldi? Saat 4 olmuş.
Saat de 4 olmuş. Şimdi yola çıkıyoruz. Otoparka bırakmış. Sen görebiliyor musun aynı? Böyle bugünümüzde bu şekilde. Neden öyle çekiyor? Geçmiş oldu ya, yine parladı. Çok acıktık. Yemeğe ne vardı? Ciğer mi? Ciğer yok. Babam babam kuzu ciğer bakmış, bulamamış. Kuzu şiş yapacağız elektrikli ızgaramızda, mangalımızda. Anne, hava güzel olsaydı gidiyoruz. Mangala gidecektik ama hava kötü olduğu için. Anne, eve gidiyoruz. Evet oğlum, eve gidiyoruz. Şu an ilk adımdayız, merkezdeyiz yani. İyi oldu. Kaçtan beri? 12.30'dan beri mi dışarıdayız biz? İlden beri mi? Öyle bir şey yani. Bayağı dolanmış olduk. İyi oldu. Yani Rossmann vesilesiyle baktım, tabelalarda gördük. Dedim gidelim. O vesileyle beraber çıktık ama bir kalabalıktı. Bir de bugün pazar ya. İnanılmaz merkez yani, çarşı çok kalabalık şu an ilk adım. Böyle kısaca yine göstermek istedim. Bakalım sonra ne zaman açarım. Tekrar görüşürüz. Pazartesi klasiğinden daha merhabalar. Şimdi temizliğimi yaptım. Tozumu aldım güzelce. Starbucks'tan şöyle bir kapsül kahve söyledim. Onu hemen bir denemek istiyorum. Şuna koyalım. Bu Davidoff'un. Davidoff'un da güzel. 3 tane kaldı. Ama şeyden memnun değilim mesela. Jacobs'unkini sevmedim. Bunun içinde 10 tane var. Ben şu. Bunu aldım. Aroması medium diyor. Yani medium'a yakın 7. Çok ağır içemediğim için böyle daha pratik içimli seviyorum. Hafif yani. Suyumuzu biraz daha dolduralım. Var ya, ortalık temizlendikten sonra bana bir rahatlama geliyor. Böyle bir şey yok. Geçen de zaten biliyorsunuz beraber, geçen videoda söylemiştim daha doğrusu, camları hallettik diye. Ondan sonra iyice rahatladım. Şu an çok berbat haldeyim. Kendimi gösterme taraftarı değilim o yüzden. Çok fenayım yani. Saçım başım yine birbirinde. Duşa girmem lazım. Bir bakımlanmam lazım. Kahvemizi yapalım. Süt de şöyle küçük süt kaldı Egemen'in. Bundan biraz koyacağım. Diğeri bayatlamış olabilir diye attım. Böyleyiz. Ve kahvem hazır. Şöyle sütümü de koydum. Bir güzel bunu afiyetle içeceğim. Çamaşırlarımı da dün asmıştım. Şu köşeme bir oturayım. Ne oldu? Kimle konuştun sen telefonda? Kimle konuştun? Ecem'le. Ecem'le. Ağzın içinden konuşuyorsun. Hı? Hı. Ellenmez, hayır. Yapıyorum. Seni çekiyorum. Şimdi duştan çıktım. Şöyle kalın polarımı giydim. Ama sıcaklamaya başladım şu an. Daha saçımı bile kurutmadım, düşünün yani. İlk önce saçımı geçmeden önce hemen yüzüme bir maske uygulayacağım. Cadorin'in detoks maskesi bu. Bayağı da sevdiğim bir maske. Gözenekleri çok güzel sıkılaştırıyor. Biraz elimi ıslıyorum ve bu şekilde temiz cildimi uyguluyorum. Siz benim gibi yapmayın. Siz fırçayla beraber uygulayabilirsiniz maskelerinizi.
Yves Rocher'in yıpranmış saçlar için kırılma karşıtı serumu. Çok da güzel kokuyordu bu arada. Bir de 230 dereceye kadar saçları koruyor. Yani öyle bir vaadi var. Aklınızda bulunsun. Onarıcı ve koruyucu saç bakım yağı Yves Rocher'in. Galiba bunu gösterdim zaten ama uygulamalı olarak göstermedim diye hatırlıyorum. Şöyle bir miktar aldım. Çok almıyorum, saçım fazla ağırlık yapmasın. Hemen saçımı halledeyim. En son maskeyi yıkarken, yıkadıktan sonra görüşürüz. Güzelce yüzümü yıkadım. Saçlarımı da şöyle gelişi güzel bir şey yaptım, kuruttum. Hemen toniğimizi uygulayalım. L'Oreal'in bu toniğini kullanacağım. Memnunum, şu an için gayet güzel. Bir sıkıntısı yok. Acele ediyorum biraz. Kameramın şarjı azaldı bayağı. Normalde buzlukta bekletilse, yani daha doğrusu buzdolabına bekletilse çok daha etkili olacağını düşündüğüm, dün aldığım, Rossmann'dan aldığım İsana'nın bu göz kafein varmış içerisinde bu arada. Şöyle metal. Bu şekilde. Şu an bile soğukluk veriyor aslında ama yazın dolaba koymak daha bence etkili olur. Hadi şu an yine kış falan. Şaka maka, yaz geliyor. Nasıl yine kış geçti? Ne oldu? Ben yine hiçbir şey anlamadım. Yazın da öyle oluyor gerçi. Bir bakmışsın yaz başı, bir bakmışsın yaz sonu. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yves Rocher'in kremini kullanıyorum. Yüzüme de güzelce nemlendireceğim. Ve kameramın şarjı artık uyarı veriyor. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Öptüm. Hoşçakalın.